çok fazla eylem yaptık bu alanla ilgili. Yıllardır yani işte 10 yıldır aşkın süredir yapılıyor bunlar. İşte suç duyuruları, hukuksal süreçler, yani büyük bir mücadele sahası aslında altın madenciliği. Şirketler tabii ki çok güçlü. Well, it's an incredibly fast growing company. You know, we've gone from under 30 million in market cap to 1.5 billion in market cap. And we have enough projects in the pipeline right now to take this company from the 180,000 ounce level right through 400,000 ounces of production. 180 to 400. Yeah, between now and 2013. That's the growth trajectory. How big a contribution are you looking to Turkey? Because that's a new development for you. You just made an acquisition there. That's a new addition. Well, we just closed that acquisition in January, but it has several million ounces already showing, and another million ounces that we think we can divine in addition to that quite quickly. We're already scoping out the project. We'll have a study done in a week to 10 days time. Beyond that, when you look at the permitting and the construction, we're probably 3 years away from production there. And I think it'll. Now this is in northwestern Turkey, right? Northwest Turkey, and it'll generate about 150,000 ounces to 200,000 ounces a year. İlk önce bunlar buraya geldiğinde sondaj çalışmaları yaptılar. Sondaj çalışmaları sonrasında işte raporlarını oluşturup izinler alma süreçlerine geçtiler. 2012 yılında ÇED olur raporu aldılar. İlk ağaç kesimi 2017'nin işte Kasım Aralık aylarında oldu. O dönemki mücadele bu işi aslında öteletti. 2013'te olacak şey şu an 2019, 6-7 yıl sonra fiili olarak çalışmaya başladılar. Sonraki süreçlerde işte 2018, yani onlar bu kesim sürecine devam ettiler o Kasım ayından itibaren. Defalarca bu sahaya da geldik. Milletvekilleriyle, belediye başkanıyla sahayı baştan başa gezdik. Burası şu an Kirazlı Balaban mevki. Bunun bir diğer yamacı Bayramiç Cazgırlar Köyü'ne denk geliyor. Keseceklerini söyledikleri ağaç sayısının üstünde ağaç kesildiği. Bu da aslında Haziran ayında bir tespit yapıldı. Drone görüntüleri ve drone görüntülerin koordinatları belirlenerek hesaplamalar yapıldı. Yani orada 195 bin ağaç tespiti yapıldı. Bu yok olan orman örtüsünün olduğu saha. Ama bunun arka yüzünde de var. Kesimlerde şu anda da hala devam ediyor. Yani Kent Konseyi Çevre Meclisi altında aslında bütün örgütlerle toplanmaya karar verdik. Daha önce işte gene zaten süreç devam ediyordu ama işte dernek üstünden, platform üstünden de. 19 Temmuz'da birlik buraya geldi, Çanakkale'ye geldi ve hep birlikte alana geldik. Balaban Tepesi dediğimiz yere geldik. Oradan yukarıdan gözlem yaptık. Ve sonrasında da hızlı bir şekilde aslında bizim işte STK'ların belediye meclisi üyeleriyle görüşmesi ve sonra da tekrar geri dönüp sivil toplum kuruluşlarıyla toplantı yapmamızla birlikte nöbetin kararı şekillendi. Yani gözümüzle gördüğümüz bir cehennem var şu an ortalıkta. Ya ormanın ortasında yok olmuş bir doğa var ve çöl diyebilirim yani şu an bir çöle bakıyormuşuz gibi aslında gittiğimizde. Bunun yani başka bir mücadele yöntemi aslında gelmedi aklımıza. Yani her yolu denediğimizi düşünüyoruz. Ve biz de artık sahanın kendisine gidip sahadan insanlara seslenmeye karar verdik. İşte buradan her gün sahaya gidiyoruz yeni gelenlerle. Hem onlara aslında gösteriyoruz ve insanlar gerçekten bunu kendi gözleriyle gördüğünde başlarına ne geleceğini daha iyi anlar hale geldiler. Yani bunu kaptırırsak ya da buradaki mücadeleyi zayıflatırsak yani korkuyoruz ki diğerlerini de kaybedeceğiz. O yüzden yani bunu aslında böyle can havliyle sarılmış durumdayız ya bu mücadelemize.
Kayseri Belediyesi ile Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan, 2000 yılında imzalanan bir anlaşma, protokol var. Bu protokolun 6. maddesinin 5. bendi belediyeye bir takım yükümlülükler, sorumluluklar veriyor. Diyor ki Atikhisar Barajı'nda depolanan suyun Çanakkale halkına ulaştırılması, sağlıklı biçimde ulaştırılması görevini Çanakkale Belediyesi'ne veriyor. Dolayısıyla buradaki bir su yetersizliği ya da sudaki herhangi bir kirlenme olayında Çanakkale Belediyesi bizzat sorumlu. Çanakkale Belediyesi'nin içme ve kullanma suyu kaynağı sizin de bildiğiniz gibi Atikhisar Barajı. Atikhisar Barajı dolmadı. Dolayısıyla bu küresel ısınma ve kuraklıktan kaynaklanan bir yağış yetersizliğinden kaynaklandı. Dolayısıyla bölgede başka bir faaliyet için verecek tek bir damla su yok. Ve bu baraj, Atikhisar Barajı 54 milyon metreküp hacme sahip. Bunun 10-12 milyon metreküpünü şu anda Çanakkale kenti tüketiyor. Kepez'in bu su da Atikhisar Barajı'ndan yararlanmaya başlayacak. Dolayısıyla 170-180 bin nüfus şu anda ve gelecekte çok daha fazlasının tek su kaynağı Atikhisar Barajı. Burada bu tür faaliyetlerin yapılması halinde ciddi bir su tüketimi olacak ki bu bizim bildiğimiz kadarıyla bir ton kayacı işlemek, yani bir gram, hatta bir gramdan daha az altın çıkarmak için 3 ton suya ihtiyaç var. Burada 72 milyon metreküp kazı yapılacak. Bunun 26 milyon metreküpü cevher. Yani bu 26 milyon metreküp cevheri işlemek için 75 milyon metreküp ve 75 milyon ton diğer bir ifadeyle suya ihtiyaçları var. Bu suyu nereden karşılayacaklar? İşte kumarlardaki göletlerden falan diyorlar ama bölgede böyle bir su kaynağı yok. Tarımsal sulamada kullanılması gereken, içme ve kullanma suyu olarak kullanılması gereken sular şu anda maden firması tarafından kullanılmış olacak. Ki biz çok iyi biliyoruz şu anda köylerin bile, hatta bu bölgedeki köylerin dahi içme suyu sorunu yaşadığını biliyoruz. Ve onun için de burada yapılacak her türlü faaliyet gelecekte hem su kirliliği hem de su ihtiyacının karşılanamaması gibi sorunlar ortaya çıkaracaktır. Şimdi ne yapıyorlar? Sahada işte bu ormansızlaştırdılar ve şimdi ayrıştırmaların yapılacağı, aslında o cehennem çukurlarını açıyorlar. Bir taraftan da işte maden cevhere ulaşmak için kazılar yapmaya başladılar. Burada bulunduğumuz coğrafyada iki tepe var. Balaban Tepesi, eski orman gözetleme kulesinin olduğu saha. Bir de bunun hemen arkasında Çatal Tepe var. Bunlar da işte patlatılıp öğütülüp yok olacak tepeler. Buradan çıkarılacak işte cevherler yağın içi dediğimiz yöntemle bu havuzlara doldurulacak ve burada siyanürlü bileşenlerle burada ayrıştırılacak ve içindeki o mikro düzeydeki altınlar çıkarılmaya çalışılacak. Daha sonra da o posa atıklar gelişigüzel aslında depolanacak bir yerlerde. Toprak örtüsünü bir yere depoluyorlar, bir açık bir alanda. Hani bu çalışmalar bittikten sonra toprak örtüsünü tekrar buraya serip bu orayı rehabilite edebileceklerini düşünüyorlar. Tabii bu kadar kimyasal işin içine girdikten sonra artık bu toprak değerinin öyle bir özelliği zaten kalmayacak. Bir de üstünde yığılmış bir toprağın yaşayan mikroorganizmaları da kalmayacak. Yılında bu firma bir olumlu ÇED kararı aldı bu maden işletmesi için. O zaman zaten bunların yaptığı, genelde dünya üzerinde yaptıkları da küçük bir delme hareketidir. Küçük bir alan tanımladı. 26.7 hektar. 26.7 hektar alanda ÇED raporu aldı ve 40 bin ton cevher çıkaracağım dedi. Olumlu ÇED kararı aldı. Hukuki süreçler falan devam ederken 2013 yılında bir yıl sonra kapasite artırımına gitti.
26.7 hektar 613 hektara çıktı. 40 bin ton da 25.6 milyon tona çıktı. Şu anda Alamos Gold'un Kirazlı ve Balaban Kirazlı bölgesi için elinde bulunan ruhsat alanı 3442 hektar. Bunun 1997 hektarını burada şu anda bu işte kullanıyor. Bir bölümüne çet aldı 613 hektarda. Bu 6 yıllık bir proje falan değil. Bu zincirleme devam edecek. Sadece burada Alamos Gold'un bu 3442 hektarlık projesi de yok. Bunun altı aşağısına iniyorsunuz. Atikhisar Barajı'na doğru Serçeler Kuvars var. Terziler var şu anda. Yani Kaz Dağları ve Biga Yarımadası'nın tamamı parsel parsel ruhsatlandırılmış durumda. Ya da ruhsat parsellenmiş durumda. Çizgi çekilmezse hem Atikhisar'a doğru işleyiş devam edecek. Bu firmanın Ağıdağ ve Çamyurt projeleri de var. Daha da büyük bu şeyler, ruhsat alanları ve işler, bu işler. Bu Kaz Dağları ve Biga Yarımadası tamamen yok olacak. Bakın Balıkesir'le birlikte 30'u altın ve gümüş olmak üzere 43 tane metalik maden ruhsatlı alan var. Tek cevap Tarım Orman Bakanlığı'nın sosyal medyasından öğrendiğimiz cevaplar. İşte bizim iddialarımıza karşı işte kendi sosyal medyasından iddia 1, iddia 2, iddia 3 diyerek söylediğimiz şeylerin antitezini söyleyerek bir açıklama yaptılar. 195 bin ağaç kesilmemiş, 13 bin ağaç kesilecekmiş. Bu alan rehabilite edilecekmiş ve bu alan Kaz Dağı değilmiş. Kaz Dağı'nın 40 kilometre ötesinde bir sahaymış. Kaz Dağı öyle bir oluşum değil. Bir tepe var ve bu tepeden ibaret değil. O Kaz Dağı dediğimiz Sarı Kız Tepesi ya da dediğimiz nokta aslında en yüksek tepesi. 1770 metre yükseklikte olan nokta. Bu da bir dağ silsilesi. Elbette ki burada farklı isimlerle adlandırılan dağlar var. İşte Balaban Tepesi, Kayalık Dağı, Çatal Tepe, diğer tarafta Çamyurt, Ağıdağ, bunlar hepsi bu Kaz Dağı ekosisteminin bir parçası. Bu tamamen dünya üzerinde Alplerden sonra en fazla oksijen üreten önemli bir dağ silsilesi. 258 bin hektar bildiğim kadarıyla yüz ölçümü Kaz Dağları ve dağ silsilesinin ve önemli bir gen merkezi. 800 bitki çeşidi var bu bölgede. Yani onlarca endemik tür var. Burası sadece bitkisel fauna ve florası falan değil. Bunun dışında arkeolojik ve tarihi ve doğal güzellikleriyle önemli bir yer. Mitolojik öykülere kaynaklık etmiş bir alan. Homeros'un İlyadası burada yazılmış. Ki ve Truva'nın, geçtiğimiz yıl Truva yılıydı 2018 yılı. Troya'nın coğrafi, kültürel ve tarihi bileşeni burası. Truva'nın su kaynaklarını besleyen coğrafya burası. Bu sadece şey bir değil ya, buraya bir ağaç gözüyle bakamazsınız. Sadece bir bitki gözüyle bakamazsınız. Bir yaşam burası, bir ekosistem.